Merhabalar arkadaşlar, ben Sezer. Bugün sizler birlikte Domination oyunumuzu incelemeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlere oyunun farklı mekaniklerini göstermeye çalışmıştım. Peki bugün ne yapacağız? Bugün sizler birlikte oyundaki silahlı mekanikleri incelemeye çalışacağız dostlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz, abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenirseniz destekleriniz için de sizlere teşekkür ediyorum dostlar. Şimdi isterseniz yavaşça oyunumuza başlayalım. Bu arada oyunu indirmek ve oynamak isteyenler varsa açıklama kısmına linkini bulabilirsiniz. Yakın zamanda ise mobile gelecek bu arada. Haberiniz olsun dostlarım. Zaten mobile gelince de sizlere duyurusunu atarım aynı şekilde. Şimdi öncelik olarak buradan oyna tuşuna basalım ve oyunumuzun gelmesini bekleyelim. Şimdi görüyorsunuz ki zaten buraları size anlatmıştım. Oyunda kaynaklar, işte askeri lojistik, işte silahlıklar falan filan hepsini sizlere söyledim bir önceki bölümde. Ben bu bölüm Rusya ile oynayacağım. Çünkü Rusya her şeye burnunu sokabiliyor. Bakalım bu Rusya neymiş, tam olarak sizlerle birlikte göreceğiz. Aslında oyunda en güçlü devletlerden birisi Amerika, diğeri Çin Halk Cumhuriyeti, üçüncüsü Rusya. Bakın altın rezervlerinden anlayabilirsiniz zaten buradan. Ben direkt onayla tuşuna basıyorum ve Rusya'yı seçiyorum. Bakın şu an için oyunumuz başlamış bulunmakta, görüyorsunuz ki. Bu arada yapımcısı, yani oyunun yapımcısı haritanın geliştirileceğini de söyledi bu arada dostlar. Yani harita değişecek. Bu şu an beta haritası. Cuma'ya kadar sabretmemiz gerekiyor zaten. Şu an Rusya'nın görüyorsunuz ki gayri safi yurt içi hasılatı 1.7 milyon altın rezervine sahip. Yıllık ise 3.53 büyüme oranı. Nüfusu 144 milyon. Yıllık nüfus artışı 1.28 kişi başına düşen gelir 11.780. Alan 44.590, askeri güç ise 149 milyon. Çok güzel. Birliklere şöyle baktığımız anda ise görüyorsunuz ki birliklerimizde bayağı bir silah, roketimiz, tankımız ve motorizemiz var. Lakin hiç uçak basmamışız dostlar. Önce bir uçak basalım. Oyunumuzu başlatıyorum. Hatta biraz hızlandırırsak daha güzel olabilir. Ben bunu ortalayacağım. Şimdi benim elimdeki askeri güç bayağı bir fazla, bakın. Bu arada bunları bu şekilde de kullanabiliyormuşum. Dün geldi bu özellik arkadaşlar. Bak görüyor musunuz? Ukrayna'ya bak, işgal ediyor. Ukrayna'nın askeri gücü kaçmış? Şöyle bakalım be. Lan ne yapıyorsun, dur. Adam yanlıyor arkadaşlar, askere bak. 112.000, 67.000. Benim ise 26. Ben buna bir savaş açayım. Gerçek hayatta bir saldırı açalım şuna. Hadi önce buna. Bak önce bunu açalım arkadaşlar. Bakıyorum. Beyaz Rusya'nın birliklerine şöyle görüntü dediğimde hiçbir birliği yok. Fark ettiyseniz ki dostlar. Şimdi çocuklar gelene kadar. Beyaz Rusya savaşımızı açtım an itibariyle. Bakın gidiyoruz. Şöyle askerlerimizden. Bu arada bu Doğu Bloğunda bayağı bir savaş dönüyor ya. Fark ettiyseniz arkadaşlar. Evet, Beyaz Rusya'yı işgal ettik görüyorsunuz ki. Ve oyunumuzu şöyle bir durduralım. Şu an bizim her şeyimiz arttı yine. Ben bir RG'yi kontrol etmek istiyorum. RG'de bakın araştırmalar yapabiliyorsunuz dostlar. Şöyle bastığınız anda zaten neyin nasıl geliştireceği belli oluyor. Benim şu an fazla bir şeyim olmadığı için yapamıyorum hiçbir şey tabii ki de. Bakın burada. Aa bak burada yeni şeyler gördüm. Toplam harcama 55.4. 155. RG harcamalarını arttırabiliriz. Hatta şöyle arttıralım. Paramızın hep yarısını bu yiyecek ama şöyle. Bu işte Age of History'deki teknoloji mantığı arkadaşlar. Teknolojilere ne kadar yatırım yaparsanız o kadar şey kazanıyorsunuz fark ettiyseniz. Tamam, bunu uygula yapalım. Sonra tamamen basalım. RG araştırmalarımı arttırdım fark ettiyseniz ki. Atom bombası da basabiliyorum bu arada. Oğlum ne, her şeyi basabiliyorum galiba. Bak artıyor, fark ettiniz mi? RG'ye yatırım yaptıktan sonra 2570 falan hızlıca artmaya başladı. Ben bu adamı işgal edeceğim. Bu da mı Ukrayna? Ama abi bak bu kadar fazla ha. Şöyle bizim çocukları bir çek bakalım. Gerçekten bu kadar fazla, ben seni işgal ediyorum kardeşim. Herkesi fethetmiş ya. Gerçek hayatta bir bağlantısı yoktur. Altını çizerek söylüyorum. Evet, şöyle oyunumuzu andıralım. Ukrayna'yı hızlı bir şekilde alalım. Topraklarımıza katalım. Görüyor musun arkadaşlar nasıl hızlıca büyüdü? AI burada mantıklı oynadı ilk defa. Sen İtalya mısın? İtalya geldi gitti abi. Evet, oyunu şöyle yine yavaşlatıyorum. Arkadaşlar bu arada yan kanalımız EU4 serisine başlayacağız bugün. Katılmayı kesinlikle unutmayınız yan kanalımıza. Abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. İki de fontunu arttıralım biraz. İki demiz de hızlıca artsın. Yani şundan bahsediyorum arkadaşlar. Biraz orada etmek istersem ben. Orada yine şöyle çek bakalım başkente, başkent civarına. Şimdi devriye gezdirebiliyoruz. Birlikte bu oyunu çözmek bu arada 5-6 bölüm sürer. Ben zaten Türkiye'li bir seri yapmayı da planlıyorum bu oyunda. Haberiniz olsun dostlarım. Ordularımızı parçalayabiliyorsunuz isterseniz. Tıklaya tıklaya ne kadar askeri sayısı olduğunu görebilirsiniz. Bir şey, şu RG şeyini öğrenebilsek mantığını. He bakın 30K istiyor. Bak bize 12.640. Bak gördünüz mü? Şimdi araştırabiliyoruz. Ekonomik araştırmaymış bu. Yeterli ekonomi. Ekonomiyi de arttırabiliyoruz. Ben
silahlı kuvvetlerimin artmasını istiyorum mesela. Bunu fulllediğimde 20 bin lazım bize. Dur. Oğlum neler neler var. Burada ne var? Burada sosyal araştırma, uluslararası yardım, manevi yüksek zemin, kör milliyetçilik, yenilikçi ruh. Çok garip şeyler var. Binalar bile dikebiliyorsunuz herhalde ya. Gördüğüm kadarıyla. Ben şurayı bir kontrol etmek istiyorum. Mesela diyelim ki ben bunu bastım kardeşim. Geliştir. Ne oldu? Burası yenilendi. Evet, %50'ye kadar düşürdü. Tüm asker araştırmanın gelişim maliyetini düşürüyormuş. Ben bir de motorize basmak istiyorum mesela. 10 kişilik motorize bastık. Yeterli likite yok diyor. Likitemiz hangisiydi? Şu galiba. Yok, likite. Garip. Şu likite. 8 şey olan. Çözeceğiz, çözeceğiz. Yeni ordu daha bastım. 2K'lık silah da bastım. Şimdi ben bir savaşa gireyim. Rusya olarak her yeri madem işgal ediyoruz. Bak görüyor musunuz? Yeni birlik arkadaşlar. Git. Geri çekilme, koru. Sen kardeşim burada bir devriye at. Şurada. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Line attack verebiliyorsunuz. Abi. Tabii öyle vermeyin line atağınızı. Mesela ben Gürcistan sınırını korumak istiyorum. Öyle değil. Bak adam devriye atmaya gitti, gördünüz mü? Bu kim? Romanya. Saldır gitsin, alırız onu. Ha, bizim bak çocuklar devriye atıyor, fark ettiniz mi arkadaşlar? Sürekli olarak burada devriye atıyorlar. Biz bu adamı da böyle büyüteceğiz zaten. Ve burayı da fethettik. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada açıklama kısmında Discord sunucum var. Discord'umuza katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum katıldığı için. Saldır emrini buna da veriyorum, Bulgaristan'a. Hızlıca kuşatalım arkadaşlar. Her yeri alalım sıracağa. Sıcak denizlere inme planımız. Türkiye bakalım gücümüz yetecek mi? Gücümüz yetti. Rusya çok güçlü gerçekten. Normal mantıklı olan da zaten bu da biraz daha geliştirilmesi gerekiyor. Yani AI bize karşı bize atak veren yapsın. Bak bak tutumuzu artışına bakın arkadaşlar. Altın rezervlerimizin büyüşüne bakın. Her şey artıyor, fark ettiniz mi? Kim lan? Aa Türkiye lan bu. Burayı da fethetmiş. Evet, bize karşı hiçbir şey yok. Irak'ı da fethedelim. Askeri gücümüz lakin çok azaldı arkadaşlar, bakın bayağı azaldılar. Yani bu kadar güçle ben her yeri fethettim. Tabii gerçek hayatta olsa daha Ukrayna'yı bile Rusya alamamış durumda, fark ettiyseniz ki. Yani şu an dünyada savaşabilecek tek millet Türk milleti olarak düşünüyorum ama biz savaşta hiç eskimeyiz arkadaşlar. Bunu da aldım. Şu kim, onu bir çözemedim. Ürdün mü? Abi Ürdün'e bak sen ya. Tam 52 bin şey olmuş. Hemen şöyle bir getir bakalım. Burada araştırma yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Harika. Ar-Ge'miz geliştirildi arkadaşlar. Bunu da geliştiriyorum. Reaktif zırhı da geliştirdik. Bakın bunlar yeni geldi. Fark ettiniz mi? İşte buna kaza derim dostum. Bakın fullledik bunları. Yemyeşil oldular. Bunu da arttırıyorum. Bu fullendiği için artık araştırma yapılması gerek yok bile. Şimdi devriye zırhını yok etmişler. Devriye zırhı yok ortalıkta. Kimmiş? Abi yanlışlıkla Polonya işgal ettim. Tıkladım ya. Neyse kardeşim, zaten sen orası fazlaydı sana. Ver bakayım o toprakları. Ay Çin Halk Cumhuriyeti var burada. İşgal etmeye değmez bile arkadaşlar. Harita biraz daha değiştirilmesi gerekiyor. Ne bileyim, Rusya'nın rengi Rusya olsa. Şu an sadece dünya haritasını oynuyormuş gibi hissediyorum kendime. Öyle mesela ekonomi büyümesi. Yazalım mı? Askeriye. Kabartma harita. Kabartma harita böyle. Ama yapımcı zaten geliştireceğini söyledi dostlar. Biraz daha güzelleşti harita mı? Aa geri gitti. Şimdi benim
Benim şöyle bakayım be. Neyim var, neyim yok. Yetersiz araştırma diyor. Bas bakayım. Amerika geldi bu arada arkadaşlar. Evet, nükleer araştırması artık yapabilirim. Oh. Aa, nükleer atacağım, dur. En büyük rakibim olan Amerika. Amerika her yeri toplamış arkadaşlar. Ne oldu şimdi burada? Adamların lojistiğine bakın. Her şeyi doldurmuşlar. Peki bizde ne var? Almanya bana düşman oldu arkadaşlar. Yani etrafı kırmızı. Bunlar hep bana düşman galiba. Bana düşmanlar, evet. Kime düşmanlık yapıyorsun lan? Tamam, şaka yaptım. Saldır saldır. Oğlum tüm herkes de düşmanım. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Evet, yani adam akıllı oynayınca Rusya ile oynanıyor, görüyorsunuz ki. Fransızlar. Ana, yenildik lan. Onu dur. Bizim bayağı bir paramız var arkadaşlar. Ben bu parayla eğit yaparım. Gayet yaparım. Daha. Daha. Bir daha. Görüyor musunuz? Adamlar mis gibi bak. Bak, gitgide büyüyor, fark ettiniz mi? Ama işte şuraya bir tane nükleer alabilir miyim paşam? Alamıyorum. Peki. İşte bu oyunu oynarsam, seri yapmamı eğer isterseniz, ben şey çok mantıklı oynarım bu arada arkadaşlar. Ne bileyim işte, nükleer falan basarız, ülkemizi geliştirir, sonra savaşa falan gireriz. Başlat bakalım, ne yapıyor? Ana, paşaları yediler. Neyse dostlarım, kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte motorize bölümüne göz attık. Gerçekten güzel motorize bölümünde araştırmalarımızı falan yaptık. Ben bizi itseler de pek fazla umurumda değil zaten. Eğer seri isterseniz seriyle birlikte oynayacağız. Müttefiklik falan sistemlerine de bakacağız. Şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere dostlarım. Hepinizi seviyorum. Bay bay.